Ben istediğim uzunlukta soru sorabilirim. Cevaplar 2 dakika. Alıştım hep soru sormaya. Bana soru soruluyor şimdi. Bundan dolayı gerginim. Kanala kanmanı olun. Beni destekleyin. Bu gerginlik başka türlü gitmez. Kaç saniyem kaldı? Hepsini bak nasıl sığdıracağım. Bitti mi? Çok önemli bir şey ekleyin lütfen. Ya böyle program mı olur? İspar kolye tezgahıyla engelledi. Tadı damağımda kaldı ya. Bak bir kere daha yapalım mı? Herkese merhabalar. Yek Vücut video çekimlerini bundan sonra ara ara konuklarla yapmayı planlıyoruz. İlk konuğumuz Sayın Erem Şentürk. Erem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun muhabbeti bırakıp direkt sorularla girelim. Vaktimizi de ekonomik kullanalım diyorum. Soru süreleri belli. Öyle konuşmaya başlayıp sonsuza kadar konuşturmayacağım sizi. İşim bu. Germek tamam, benim. Peki. Erem Bey ilk soru. Tamam. 3-4 yıldır devam eden özellikle 2018 seçimlerinden itibaren başlayan muhafazakar lügat, özellikle seküler mahallede, son olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme meselesiyle devam eden bu muhafazakar lügatı ne kadar samimi buluyorsunuz? Bu şey ne kadar gerçekçi, ne kadar sahici? 2 dakikamız mı var şimdi? 2 dakika. Alıştım hep soru sormaya. Bana soru soruluyor şimdi. Bundan dolayı gerginim. 2, Huriye Tezgelen bana soru soruyor. Ondan dolayı da gerginim. Kanala kanmanı olun. Beni destekleyin. Bu gerginlik başka türlü gitmez. 2 dakika 16 saniyem kaldı. Hemen cevap veriyorum. Muhafazakar lügat işi enteresan bir iştir. Bana ne kadar samimi gelip gelmemesi, ben filtre dışı bir insanım. Araştırmalarda da modüllerde de mesela bir modelleme yapılırken de bazı insanlara soru sorulduğunda mesela sıra ne iş yapıyorsunuz diye geldiğinde ben mesela işte gazeteciyim dediğimde araştırma durur. Çünkü artık sen model dışısındır. Fire verilmişsindir. Ben fireyim. Dolayısıyla bana samimi gelip gelmemesi önemli değil. Önemli olan şu. Millete samimi geliyor mudur? Gelmiyordur. Neden gelmiyordur? Birinci problem şu. Şimdi ana fikir içselleştirmeden numara olsun diye sahtekarlıkla sırf seçim vaadi için reklamcılık ağzıyla, reklam stratejisiyle, işte efendim bütünleşik iletişim stratejisi, yapay zekadan aldığımız verilere göre bilmem ne, geçmiş seçimlerde yaptığımız tecrübelere göre bilmem ne, şu anahtar kelimeleri kullanırsan olur kısmı kimsenin yutabileceği bir numara değildir. Yani en güncel, hani bugün programın çekildiği gün güncelinde herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas bellidir cümlesinden bir sürü şey uydurmaya çalışıyorlar, bir sürü muhalefet etmeye çalışıyorlar. Dinlediğin zaman vatandaş bu hani bu numarayı muhafazakar lügatı yutar mı dediğin adamlar onu dinlediklerinde şunu görüyorlar, ilk gördükleri şey. Bayağı cahil adamlar bunlar. Nas nedir bilmiyorlar. Nas suresiyle bunun nasıl bellidir, ne demek, bunun arasında ne fark var bunu bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı ne demek istedi bilmiyorlar. Ne oldu? Bir kafalar uçmuş, herkesin kafası 1 milyon. Nas suresi okudu canım. Nas suresi Kur'an'da var. Bir dakika telefonumu alayım bakayım. Varmış falan. Numarayı yaptığın adam kim biliyor musun? Her gün namaz kılarken Nas suresi okuyor zaten yani. Dolayısıyla sen bu adama bu numaraları yutturamazsın. Bu birincisi ana fikir benim perspektifimde. İkincisi evet çok eski bir numaradır. Muhafazakar lügat yaparsın dersin ki işte tam cuma günü cuma kılarsın, Kur'an-ı Kerim öpersin. Bunu şunu da bilir bu millet. Bir adam Kur'an-ı Kerim öpmeye başladığı zaman mübalağa çok büyük bir ipucudur. Bu millet hafızayla biliyor ki 10 saniyem kaldı. Bu millet hafızayla biliyor ki hemen yetiştiriyorum. Her müfteri aslında kendini itiraf eder. Bir her kim mübalağa ediyorsa da aslında kendi kendini belli ediyordur. Şunu anlıyorum. Süreyi aştık. Bitti. Bitti mi? Çok önemli bir şey ekleyeyim lütfen. Eklemiyoruz. Eklemiyor muyuz? Eklemiyoruz. Ya böyle program mı olur? Burada demokrasi yok. Burada benim kanunlarım, benim kurallarım geçiyor. Neydi o? Türkan Şoray'ın kuralları gibi. Ben istediğim uzunlukta soru sorabilirim. Cevaplar 2 dakika. Aa çok iyi. Eren Bey, ikinci uzun sorumdan kısa bir cevap tamam istiyorum. Hani şey oldu ya, pandemi başladı. Sonra tamam, aşılar çıksın pandemi bitecek dendi. Tamam. İlaçlar çıktı. Bütün ülkeler uğraştı, didindi vesaire. En nihayetinde aşı geldi. Aşı geldiğinde hani bana, hani bana, herkese aşı var, bana yoktan bir aşı karşıtları türedi. Aşı karşıtlığından da sonra bu adamlar birkaç tane medya figürü de dahil. Yahu bu aşılarda grafen var, tanımlanamayan sıvı. İşte bizi kanser yapacaklar dediler. İyi de seçerek bu grafen niye?
2 dakika 20 saniyeniz. Grafeni niye söylediler? Grafeni seri üretmeye başlamış 10. ülkeyiz biz dünyada şu anda. Grafen bir karbon dizilimiyle muhteşem, harika metal olarak biliniyor. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda icat edilmiş en büyük malzeme, keşfedilmiş en büyük güzellik olarak kabul ediliyor. Grafen bakırdan 400 kat daha fazla iletken ama aynı zamanda da yarı iletken. Yarı iletken dediğiniz zaman bütün dünya durur. Neden? Onunla mikro işlemci üretirsiniz. Şu ana kadar neyle üretiyorduk? İşte silikonla üretiyorduk. Silikonu hemen camlara sıktığımız silikonla karıştırmamak lazım. Aslında kum, ham maddesi kum olan bir madde. Şimdi grafeni de Türkiye üretmeye başlayınca ne geçecek elimize biliyor musunuz? Çakıl diye bir işlemciyi yaparken kendimizi grafenle üretebiliriz ama aynı zamanda ana kompozitte İHA SİHA'larda kullanabiliriz. Otomotiv sanayinde kullanabiliriz. Yarın elektrikli otomobil kullanacağız. Onun pillerinde kullanabiliriz. Kullanabiliriz. 60 endüstride, 60 sektörde çok değerli bir şey ve bunu yerli milli kendimiz üretiyoruz. Hadi şimdi bunu engelle. Nasıl engelleyeceksin? Bununla ilgili dedikodu yapmak zorundasın. Dedikoduyu kimle yapacaksın? Ayetle yapacaksın. Neden ayetle diyorum? Bak, muhafazakar muhalefetin şöyle bir özelliği var. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri de telefonu getirmeye çalıştığında onu Bakara suresiyle protesto etmiş sokakta Müslümanlar. Demişler ki evlere arkadan girmek iyilik değildir, tecessüs haramdır. Şimdi de aynı o yöntemle kafa karıştırmaya çalışıyorlar. O gün Abdülhamit Han Hazretleri'ni protesto eden, tırnak içinde söylüyorum, İslamcı zihniyetin bazı fikirleri kimse, onların aynı akıl hesabı bugün de devam ediyor. Sırf grafen dedikodusu bu yüzden çıktı bu ülkede. Ama şunu son şu cümleyle uyarayım, bitireyim. Aşı karşıtlığının bütün argümanları, bak bila istisna, bütün argümanlarını Batı'da üretiliyor, Türkiye'de Türkçe tekrar ediliyor. Ben aşı karşıtlığı başka bir şey, aşı tereddütü başka bir şey, aşı korkusu başka bir şey. Aşı korkusu olanlardanım bu arada ben de bunu söylerken. Korkuyorum ya vücuduma bir şey girecek diyor. Bu başka bir şey. Ama aşı karşıtlığı bayağı bildiğiniz büyük bir uluslararası operasyon. Bakalım bu da 2 dakika 20 saniyede bitecek mi? Teknofest mi, Z kuşağı mı? İkisi de değil. Gençlik hep aynı gençliktir. Gençliğin korkuları olur, gençliğin acıları olur, gençliğin beklentileri olur, kaygıları olur, endişeleri olur. Sonun ne olacak der, kendini gerçekleştirme mücadelesi verir, kendine arayış mücadelesi verir ve tarih boyunca yıllardır, uzun yüzyıllardır her nesil kendinden sonraki nesli bir kategorize edip onu kullanmaya çalışmaktadır. Gençlerle ilgili en önemli şey bir, herhangi bir ideolojik görüşün dolgu malzemesi olmamak. B, gençlerin sürüye dahil olmama derdi vardır ya. O zaman şunu da söylemek lazım. Dünyanın en büyük sürüsü nedir? Ben bu sürüye dahil değilim sürüsü. İşin enteresan tarafı budur. Sürüye dahil olmamak için siyah giyinirsen, sürüye dahil olmamak için benim gençlik dönemimde olduğu gibi, sürüye dahil olmamak için kuru kafalı yüzük takarsan, bir bakarsın ki dünyada yaklaşık 1,5 milyarlık dünyanın en kalabalık sürüsünü oluşturmuşsun. Çünkü sürüye dahil olmamak için 1,5 milyar adam aynı giyiniyorduk. İşin sırrı şu, her seferinde tarih boyunca gençler hep böyle olmuştur. Ben diyorum ki ister Z kuşağı, ister Teknofest kuşağı, gençlik dediğiniz şey gelecekten kaygı duyan, gelecekten endişe duyan, ben ne yapacağım diye korkan, arayışta olan, hem kendini hem dünyayı aramaya çalışan, kendini önce ailesine, önce kendine, sonra ailesine, sonra da bulunduğu topluma ve nihayetinde dünyayı ispatlamaya çalışan organizmaya genç diyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Bunlar harika şeyler. Problem şurada. Büyük mesele. Kaç saniyem kaldı? Hepsini bak nasıl sığdıracağım. 1 dakika 30 saniyem var. Bak nasıl sığıyor. Büyük mesele şu. Genç arayışını, kendini gerçekleştirmesini, kendini keşfetmesini yanlış yerde ararsa uyuşturucu müptelası oluyor. Alkolik oluyor. Terörist oluyor. Kendini mahvediyor. En kötüsü de zamanını boşa harcıyor. Bizim büyükler olarak kendi çocuğuma, başka gençlere, iktidarın, ailelerin, kimse muktedirin sorumluluğu şu. Gençlere sadece şunu söyleyeceğiz. Lütfen Allah rızası için, Allah rızası için çok önemli. Vaktinizi boşa harcamayın. Vaktinizi başkalarını kullandırmayın desek yeter. Dolayısıyla bu çağda Teknofest kuşağı olur. 10 sene sonra başka bir şey kuşağı olur. Ama gençler binlerce yıldır neyse yarın da öyle olacaklar. Erem Şentürk'ü çok hızlandırdım. Kendimi tebrik ediyorum. Erem Bey, 3 yıldır İstanbul durdu diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle durdu. Tepemize çöküyor şu anda. Ben normal hayatında arabası olmayan, zaten düzenli olarak toplu ulaşım kullanan bir İstanbullu vatandaş olarak söylüyorum. Tramvay, metro, metrobüs alıştığımız düzen bayağı bildiğiniz paramparça olmuş durumda. Bundan hiç kimse utanmıyor.
Bundan hiç kimse çekinmiyor. Bundan hiç kimse dertlenmiyor. Bundan hiç kimse, ya bu millet hakikaten duraklarda bekliyor. İşine geç kalıyor. O bozulmuş otobüslerden iniyor. Gelmeyen tramvaylarda duraklarda birikiyor. Pandemi salgın tedbirini bırak bir kenara, bu insanların hayatı alt üst oldu diye dertlenen, bu dertle ölmesi gereken, bu dertle mahvolması gereken insanlar bunun sosyal medya şovunu yapıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Geçtiğimiz günlerde Hatay İl Belediyesi ile Hatay İlçe Belediyesi kendi arasında bir yol meselesi için kavga etmeye başladılar. Hatay İl Belediyesi de CHP'li, Hatay'ın ilçe belediyesi de CHP'li. Yolu kimin yapacağına dair şikayet ediyorlar. Neden yapamayacaklarına dair bir şey söylemedim. Kurumsal kültürleri şikayet, hayıflanma ve ağlama üzerine kurulu. Kurumsal kültür şikayet üzerine kurulunca, kurumsal kültür ağlama üzerine kurulunca, bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada da konvansiyonel medyada da sadece ağlıyor ve sadece şikayet ediyor. Neden böyleler sorusunun bir tane cevabı var. Bunlar 1948'den beri böyleler. Bu bir kurumsal kültür. Sadece ağlayacaklar, sadece şikayet edecekler, duygu sömürüsü yapacaklar, intikam vaat edecekler, kin ve nefretten beslenecekler, kaos ve kargaşada fırsat bulan adam olacaklar. Bitti gitti. Hepsi bu. Şimdi bu kadar derin, asla düzelmeyecek, tedavi edilmesi mümkün olmayan, kronikleşmiş bir kurumsal kültürden de İstanbul durmuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul durmanın ötesinde daha geriye de gidecek. İstanbul önümüzdeki 2 yılda çilelerimiz katlanarak artacak. Ve bunun bir tane sebebi var. Ekrem İmamoğlu intikam almak istiyor. Başka hiçbir şey değil. Maalesef söylediğiniz her söze katılıyorum bu konuda. Ben en son 1994'te 93 son sınıf öğrencisiyken İstanbul'da Nurettin Sözen belediye başkanıyken tifo olup dönmüştüm okula. Aylarca hastanede yatmıştım. Umarım tifo olmadan Ekrem Bey'den kurtuluruz diyoruz. Sürenin dışındayım ama dolayısıyla adı 2. Nurettin'dir. 2. Nurettin dönemi bizi bitirdi. İstanbul, Allah İstanbul'u korusun, kollasın. Çok zor yani. Çok Özgür zor. Karabat'ı niye konuşamıyoruz mesela? Neden yasak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İstanbul'dan sorumlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilinin aldığı milyarlarca dolarla tamir etmesi gereken otobüsleri tamir etmediğini, bu parayı nereye götürdüğünü niye soramıyoruz? Bu niye yasak? Ben bu soruyu sorduğum zaman niye dava ediliyorum yani? Aynı şekilde biliyorsunuz direkt soru sorduğunuzda İstanbul Belediye Başkanı da dahil, kurumsal hesapları da dahil, sizi en azından o soruyu rahat sorduğunuz platformlarda engelliyor. Ben bir iştirakler kaldı beni engellemeyen, bekliyorum. İştirakler de engellediği zaman İstanbul gündemi de 16 milyon eksi bir. İspar kurye tezgahını engelledi. Muhtemelen şeyden atılacağım. Çok iyi. Daha pozitif gündemi konuşacağımız başka bir yayında tekrar görüşelim diyorum. Teşekkür ediyorum Eren Bey. Ben teşekkür ediyorum. Tadı damağımda kaldı ya. Bak bir kere daha yapalım mı?